Gerçekten siyaset yapmak mı yoksa algı yaratmak mı? İşte bütün mesele bu efendim. Hafta içinde meclise gelmesi beklenen sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili tartışmalar bir yandan siyasetin gündeminde yerini de koruyor biliyorsunuz. Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel işte. Henüz daha taslak metin ortada olmamasına rağmen sahipsiz sokak hayvanlarının katledileceğini öne sürdü. Hatta toplu katliam algısında bulunmaya çalıştı. Türkiye'de herkes tartışıyor bu konuyu. Tartışma yerine çözüm üretilmesi gerekiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak elimi taşın altına koymaya ben hazırım. Elimizi uzatıyoruz. Bu hafta içinde meclise gelmesi beklenen sokak hayvanları düzenlemesi iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Haşt! 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 Bizim hedefimiz mutlaka ama mutlaka sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ve barınaklarda da korunması ve yaşam alanlarının oluşturulması. Bizim hedefimiz bu. Tartışmalar devam ederken AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslak metnin detayları da netleşmeye başladı. Buna göre sahiplenilmeyen tüm köpekler uyutulmayacak. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız. Bu işlemin sadece saldırgan ve kuduz riski olan köpeklere uygulanması planlanırken muhalefet yine farklı bir algı oluşturma peşine düştü. CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında bir kez daha düzenlemeye tepki gösterdi. Buradan bütün paydaşlara sesleniyorum. Feda edilecek bir tek canımız yoktur. Ancak mutlaka ve mutlaka barınak sayılarını arttırmak, büyük bir kısırlaştırma kampanyası başlatmak durumundayız.